Hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Can ben. Yine sizlerle beğeneceğinizi umduğum bir videoyla karşınızdayım. Yine birlikteyiz. Şimdi bugüne kadar YouTube'da birçok kez yapıldı. Daha birçok örneğini falan da gördük yani. Dark Web ve Deep Web'e gireceğiz. Bu kavramlardaki karmaşıklığı düzelteceğiz. Ondan sonra bugüne kadar hiç duymadığınızı düşündüğüm bir takım tarihsel trivia bilgiler vereceğim size. Umarım bunlar da hoşunuza gider. İlginç bir şeylerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz bu konu çoğunlukla bana Twitch'teki yayınlarımda soruluyordu. Twitch yayınları da Salı, Perşembe, Pazar günleri twitch.tv/lunis adresinde saat aşağı yukarı 8'de başlıyoruz. Haberini mutlaka twitter/candayar veya instagram/candayar adreslerinden duyuruyorum. O yüzden oraları takip ederseniz mutlaka haberdar olursunuz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hazırsanız başlayalım. Evet, şimdi bunun çok daha evvelden birçok kez videosu çekildi bu konunun. Bunlardan en popüleri geçtiğimiz ay Orkun çekti biliyorsunuz. Böyle el işaretini de manalı manalı koyalım. Maksadını aşan bir video olmasın. Ama günün sonunda dolandırıldığını anlattı bu videosunda. Doğrudur. Güzel izlenen, güzel bir takipçi bulunduran iyi bir video oldu. Ben beğendim. Ama hani içerik olarak, teknik olarak, altyapı detaylarına fazla girmemişti. Zaten uzmanlık alanında değil, ondan beklenemezdi. Ondan sonra Webtekno güzel bir çalışma yaptı. İşin uzmanını getirdi yayınına. Güzel bir çalışma oldu. Arada bazı örneklerimiz de var. Yani işte kendimi hacker tuttum, 21. katmandan indim falan şeklinde şeylerle de karşılaştık YouTube'da bunlara bakarken. Ama bizim olayımız bu değil. Biraz daha bu video kesinlikle bunların hiçbirisi gibi olmayacak. Neyse, biz konumuza girelim. Şimdi her şeyden önce şunu bir netleştirmek lazım. Deep Web'le Dark Web sürekli olarak karıştırılan kavramlar. Şimdi Dark Web dediğimiz şey bir şey, Deep Web dediğimiz şey başka bir şey. Şimdi hatta Orkun'un videosuna bakarsanız çoğunlukla böyle Deep Web, Deep Web, Deep Web'e girdim falan diye söylüyor. Ama aslında takıldığı yer, ulaştığı yer Dark Web. Aslında Dark Web de değil ama öyle. Şimdi herkesten duyduğunuz işte internetin %95'i Deep Web'miş bilmem neymiş falan olaylarına girmeyeceğim abi. Bunları biliyorsunuz zaten. Bildiğinizi varsayıyorum. Sadece şunu açıklayacağım size. YouTube'a yüklediğiniz bir video. Eğer private olarak yüklerseniz arkadaşlar zaten Deep Web'de saklanıyor. Oraya Deep Web deniyor. Yani arama motorları tarafından indekslenmeyen herhangi bir içerik, herhangi bir dosya, herhangi bir mail vesaire direkt olarak Deep Web olarak adlandırılıyor ve Deep Web'de yer aldığı söyleniyor. Tamam mı? Hikaye bu bir defa. Bu neye dahil? Hani bizim HTA Access ve Robots.txt dosyalarımız var ya bir web sitesine eklediğimiz hani Robots.txt'de eğer disk'i işte include etmezseniz gelip de işte bazı arama motorlarını çıkartırsanız gelip robotları gelip tarama yapamasın diye koyduğunuz anda o klasörün altında taranmasın diye set ettiğiniz herhangi bir şey, herhangi bir bilgi Deep Web'de yer alıyor. Siz düşünün yani ne kadar büyük olabileceğini. Bir cloud'a attığımız ve sadece bize erişimi olan, public'te açık olmayan, arama motorlarıyla erişilemeyen ne kadar çok içerik var. Bunların hepsi Deep Web olarak kabul ediliyor. Dark Web ise tamamen başka bir dünya arkadaşlar. Dark Web dediğimiz kavram özel VPN'lerle girilen. VPN neydi abi? Buradan giriyorsun yerin altına, Amerika'dan çıkıyorsun. Hikaye bu. Cüneyt Özdemir anlattı ya, aynı mantık. Bir yerden giriyorsun bir ülkeden, diğer ülkeden çıkıyorsun, internete oradan bağlanıyorsun. Oranın erişim haklarıyla bağlanıyorsun. Aynı mantık, tamam mı? Oradan oraya gitme hikayesi. Yalnız şöyle bir şey var VPN'de. VPN'de bir tane giriş noktanız, bir tane çıkış noktanız var ya. Tordos iş şuna dönüyor. Bir tane giriş noktanız, başka bir çıkış noktası. Oradan bir daha giriyorsunuz, tekrar çıkıyorsunuz, bir daha giriyorsunuz. Tekrar çıkıyorsunuz, bir daha giriyorsunuz. Tekrar çıkıyorsunuz, bir daha giriyorsunuz. Geri trace etmeye çalıştığı zaman birisi sizi birçok noddan bir tanesinde kaydınız tutulmuyor. Anlatabildim mi? Ve bu kayıtları buradalarda encrypted ve işte başka bir takım teknolojiler var. O şekilde yerleştiriliyor ve bu sebepten dolayı da loglarınız geri trace edilemiyor. Hikaye bu. Tor'un en temel anlatımı bu arkadaşlar. Tamam mı? Yani VPN içinde, VPN içinde, VPN içinde, VPN gibi düşünün. Tamam mı? Bu şekilde çalışıyor Tor. Peki bu işler nereden çıktı? Nasıl oldu? Nasıl başladı bu hikayeler? Nasıl bugüne geldi? Ondan bahsedelim. Arkadaşlar şimdi timeline'a baktığınızda bir defa ARPANET oluşturuluyor. ARPANET duymuşsunuzdur. İnternetin atası. Amerika'da yapılıyor. Amacı belli. Amaç şu.
Herhangi bir server down olduğu zaman, çünkü o zamana kadar bütün connection'lar A noktasından B noktasına kadar. Tamam mı? Bu hat kesildiği zaman bu servis çalışmaya devam etsin. Başka bir hattan da buraya ulaşılabilsin. Dağıtık yapı olsun diye ARPANET yapılıyor. Tamam mı? Ondan sonra hatta 70, 69 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, ilk illegal işlem gerçekleştiriliyor. Tamam mı, bu ARPANET üzerinden? Nedir bu biliyor musunuz arkadaşlar? Yani sizin o Tor'da drug dağıtıyorlar, işte uyuşturucu var bilmem ne falan filan dediğiniz hikayeler ta 70'li yılların başına 69 yılına kadar uzanıyor. Stanford Üniversitesi'nden bir öğrenciyle MIT'deki bir öğrenci kendi aralarında bir uyuşturucu satışı yapıyorlar. Online. 69 yılında, yıl olmuş 2020 anasınız ama, yani düşünün aradaki farkı. Neyse. Daha sonrasında ARPANET 2'ye ayrılıyor. Ondan sonra data haven'ları oluşturuyor. Bunlar bizim konumuzun içerisinde değil. Public internetin yaratılması 91 yılı. Ondan sonra enteresan hadiseler olmaya başlıyor. 99 yılında Napster çıkıyor. Napster büyük ölçüde müzik ölçülü şeyinin endüstrisinin bayağı başına bela açıyor arkadaşlar. Ücretsiz ve takip edilemeyecek bir şekilde oyun şeylerin, müziklerin dağıtılması. 2000 yılında Freenet diye bir kavram çıktı. Freenet aslında Tor. Yalnız enteresan, kim tarafından çıkartılıyor biliyor musunuz sevgili dostlar? Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından. Hayda, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin ne işi var abi gizli saklı işlerin peşinde? Arkadaşlar, çoğunlukla ne için çıkartıyorlar bunu biliyor musunuz? Kendi ajanları kendi aralarında kriptolanmış bir şekilde konuşabilsin diye çıkartıyorlar. Vay, enteresan. Sonra Tor'u çıkartıyorlar. Aslında bu adamlar bu işleri ta 90'larda internet çıktıktan sonra geliştirmeye başlıyorlar. 92 yılında geliştirmeye başlıyorlar. İlk release'i 2000 yılı. Düşün, böyle bir yapısı var ya, adamlar bu kadar geriden gelerek yapıyorlar bunu. Peki abi, ajan nasıl anonymity kazanacak, kripto ile kazanacak? Eyvallah da neden bunu public olarak 2002 yılında herkese açıyorlar? Sevgili arkadaşım, bak olaya şöyle yaklaşacaksın. Şimdi sen bir tane kalemi, özel spesifik bir kalemi saklamak istiyorsun. Nereye koyarsın? Masanın üstünde mi bırakırsın? Yoksa aynısından bir sürü kalemin olduğu yerin içine mi koyar, karıştırırsın araya? Tabii ki kalemliğin içine koyarsın, değil mi? Aynı mantık. Eğer sen bunu public diye herkese açık hale getirirsen herkes bağlanacak. Böylece nodların sayısı artacak. Tamam mı? Nodlar sayısı arttıktan sonra da sen esas gizlemek istediğin kişiyi o network'ün içerisinde gizleyebileceksin. Tada. Neyse arkadaşlar, nihayetinde adamlar bu şekilde kendileri için bir şey yapıyorlar. Sonra bu iş büyüyor. Büyüdükten sonra herkes kullanmaya başlıyor. Ondan sonra Bitcoin mining başlıyor 2009 yılında. Arap Baharı gelince iyice kullanımı artıyor Tor'un. Ondan sonra Snowden olayları, Silk Road'u kapatıyorlar 2013'te. Marketplace, onlardan da bahsedeceğim. Bu bütün alım satımların yapıldığı yerler nereler, onları da göstereceğim. Ondan sonra 2015'te de PlayPen kapatılıyor ve bugüne kadar da devam ediyor. Peki, şimdi ben nasıl erişeceğim abi buraya? Nasıl bağlanacağım? Şimdi şöyle iki tane yöntemim var. En krallarından. Bir tanesi Onyx. Onyx bir distribution, yani Linux sürümü. Ne yapıyor? VirtualBox üzerinde çalışıyor. İki tane makineyle birlikte geliyor. Bir tanesi gateway, bir tanesi ana makina. Eğer ben kafayı yedim, süper anonimity istiyorum diyorsan çözümün bu. Onyx'i kuruyorsun, tamam mı? Tails diye de başka bir tane daha var. Onu da kurabilirsin. Aynı mantıkta çalışıyor. Hikaye şu. Onyx'i kuruyorsun abi. O senin gateway'in. Senin Tor'la olan bağlantını enkript ediyor. Tor'la olan bağlantını enkript ettikten sonra da sen makineyle, iki makine arasındaki browsing datanı da enkript ediyorsun. Böylece tamamen anonim olarak çalışabiliyorsun. Bununla benim uğraşacak vaktim yok sevgili kardeşim. Ben bununla ne uğraşacağım? Ben sadece basacağım, bağlansın. Zaten enkript oluyor. Enkripti bir daha enkript edip kadar paranoyak değilim. İllegal aktivitelere de girmeyeceğim. Sadece bir şeyleri öğrenmek istiyorum vesaire diyeceksin. Ama önemli, bunu bilmiyorsanız kullanmayın arkadaşlar. Tamam mı? Çok ciddi sıkıntı yaşarsınız. Ben size anlatıyorum. Ne gibi sıkıntı yaşarsınız? Dolandırırsınız, virüs girebilir makinenize, saldırı yapılabilir, forumlarda aptal aptal bir şeyler yazarsınız, başınız belaya girer. Unutmayın arkadaşlar. Bütün kolluk güçleri, bütün güvenlik güçleri de burada yer alıyorlar. Yani dolandırıcılar var, gerçekten bunu kendisi için kullananlar var ve güvenlik güçleri var. Yani sizin eğer normal şartlarda bununla bir işiniz yoksa girmeyin abi bu topa. Yanlış hareketler bunlar, tamam mı? İkinci yöntemimiz de Tor Project'in kendisine ait olan Tor Browser. Arkadaşlar, bu aslında bir Firefox türü.
Ana açtığınız anda uygulamayı bağlantınızı enkripte hale getiriyor. Bir Tor nodunu geçiriyor sizi. Ondan sonra başka yerlere bağlanarak direkt olarak bağlanabiliyorsunuz. Üçüncü bir yöntem de var. Tor'un kendinize nodunu kurabilirsiniz. Ona şimdi bu videonun amacı olarak onu göstermiyorum. Onu başka bir zaman yine konuşuruz. Tamam mı? Buraya kadar okeysek devam ediyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar, Orkun'un başına gelen olayda mevzubahis olan bir rent-a-hacker sitesi vardı hatırlarsanız. Bu adam işte diyordu ben şunu yaparım bunu yaparım para için her şeyi yaparım onu yapmayacağım bir şey yok. Anamı satarım babamı satarım saçma sapan konuşurum gerizekalıyım ben falan diye yazıyordu burada biliyorsunuz. Yani rezalet rezalet söylemleri var adamın hani dikkat ederseniz. Ve adam direkt bir taksimetre koymuş tamam mı? Buradan gel buraya bilmem ne yap. Ama şu var. İleride anlatacağım. Adam adresi öyle kısa bir adres, tamam mı? Onion'larda kısa adres mübahtır, tamam mı? Önemlidir. Bu adam biraz parayı basmış yani, tamam mı? Yapmış yani kendine şey. O yüzden de aramalarda falan en tepede çıkıyor. Normal yani bu tarz içeriklerle böyle şeyler başa gelmesi normal. Biliyorsunuz bir de burada işte hani fake ID yapma bilmem ne falan filan öyle bir sürü şeyler de var. Bu videonun konusu değil ama ondan girmeyeceğiz. Olayımız hackerlar, tamam mı? Ondan sonra dedim ki ben biraz daha bu işin İyilerine bakayım hani bilinirlere olanlarına bakayım. Şimdi Hackers Bay var mesela. Bu ünlülerden bir tanesi. Ama buradaki fiyatlar da 700 dolara kadar çıkıyor mesela. Orkun için uygun fiyatlar, tamam mı? Burada böyle adam yapıyor bu fiyata bunu. Bu da bilinen bir grup yani. Bunlar bir grup. Onlar gelip yapıyorlar. Mesela başka bir grup işte pseudo hackerları var, tamam mı? Onlar da yapıyorlar. Onların fiyatları da 3 aşağı 5 yukarı aynı. Onlar da var. Pandit Hacker grubu var, tamam mı? Yine aynı şekilde. Her istediğinizi yapıyor bu adamlar. Ama hani bunlara güvenmeyin arkadaşlar. Gidip bunlara para da kaptırmayın, tamam mı? Yani siz onun yerine bu işlerin nasıl yapıldığını gelin izleyin. Paylaştığımız kaynaklara bakın. Hazıra konmayın. Size konarlar. Sıkıntı olur yani, tamam mı? Onun için yapmayın böyle şeyler. Bu çok komik ya. Bu hack grup güzel bir site aslında. Herifler de bayağı iyi para da vermişler. Bu adamlar biz sizin için her şeyi yaparız, bilmem ne yaparız falan filan diyorlar, tamam mı? Yalnız şöyle bir şey var. Bu adamların pricingine girdiğiniz zaman inanılmaz paralar istiyorlar. Mesela bu da bir hacker grubu. Çok enteresan. Can canlı böyle kımıl kımıl ponçik bir şey yapmışlar. Seçiyorsun abi buradan istediğin şeyi. Tamam mı? Senin için yapıyorlar. Fiyat miyat bilmem ne yok. Ben bu kadarlık bir para vereceğim falan diyorsun. Adamlar gidiyorlar buluyorlar senin için hesapta. Tamam mı? Bir tane atarlı abimiz var. Xhacker diye bir abi. Bu gidiyor böyle bağırıyor çağırıyor. Diyor ki ben bunu yaptım şunu yaptım. Şunları keserim bunları biçerim. Bunları harcarım bunları ederim falan filan diye. Anlatmış böyle. Bu da bir abi. Tamam mı? Bu birinciyle çok yakınlar bunlar birbirlerine karakter olarak anladığım kadarıyla. Çok güvenemiyorum. Yani ben her şeyi yaparım. 50 euro için. Ben diyor son Eastern Europe'un bilmem ne günü. Doğu Avrupalı adam değilim. Sizin için 50 euro için bilmem ne yapmam falan. Ben diyor normal saatliği bu kadara çalışan bir adamım falan diye. Atar yapıyor. Atarlı hacker diye koymuşum bunda hatta. Yani böyle enteresan siteler var. Bunlara çok güvenilecek şeyler değil. Peki ben bir şey aradığım zaman veya bir şeye ihtiyacım olduğu zaman bu işi nasıl yapacağım? Nereden bulacağım? Abi iki tane yolu var. Ya arama motorlarını kullanacaksın buradaki gibi. Tamam mı? Mesela hacking diye arattığın zaman tamam mı? Sana direkt olarak hacking bilgilerini, web sitelerini işte yaparım ben ederim falan filan diye veriyorlar. Bir de daha iyi yerler var. Hani hayra hacker bilmem ne yapıp böyle çatır çutur bir şeyler hacklemeye çalışmayın. Onun yerine bunları öğreten şeyler de var. Onları nereden bulacağım? Bana doğru kaynaklar nereden bulacağım ben derseniz Hidden Wiki'miz var. Hidden Wiki'ye giriyorsunuz. Burada adamlar her şeyi indekslemişler, anlatmışlar. Gelip bakabiliyorsunuz, tamam mı? Burada enteresan enteresan şeyler de var. Mesela Hacker Place var. Hacker Place arkadaşlar bütün kitaplar, videolar, bilmem neler, hacking ile ilgili, security ile ilgili ihtiyacınız olacak her şeyi bulabildiğiniz bir kütüphane. Efsanevi kitaplar var içerisinde. Bug Hunters, Diary'ler, bilmem neler, Hacking Guide, Bible'lar falan. Ne ararsanız Kali Linux kitapları hepsi var arkadaşlar. Ha gireceksen buraya gireceksin sevgili kardeşim. Tamam mı? Güzel olan şey bu. Peki marketplace'ler yani insanların bir şeyleri burada kredi kartı çalanlar var, bilmem neler var. Bunlar nerede? Hangi marketplace'lerde satılıyor? Silk Road'un bir benzeri çıktı mı, çıkmadı mı, ıvır mı, zıvır mı diye sorarsan sevgili dostum. Onlar da Onionland'de konuşuluyor. Tamam mı? E bir bunların hepsini bir pislik içinde arkadaş. Bu darknet denilen yerde hiç mi güzel akıl salimli bir şey yok ya falan derseniz tıda. Normal düz Facebook'a da buradan erişebilirsin sevgili kardeşim. İstediğin gibi Facebook'ta gez. Hiçbir şey de olmaz. Başına da bir şey gelmez. Babalar gibi Facebook bile var burada yani. DuckDuckGo var. Google yok. DuckDuckGo var. Ondan sonra Facebook var. Ondan sonra Proton Mail var. Maillerini kontrol edebilirsin. Encrypted bir şekilde falan. Pişman. Diyelim ki kendi web siteni kurmak istiyorsun. Burada bir tane web sitesi açacağım. Ben host edeceğim dedim, tamam mı?
Onun da çözümü var sevgili kardeşim. Bak bir tane Onion Name Register'ımız var, tamam mı? Adam fiyatları koymuş. İlk 8 rakamını eğer şey yaparsan, sen söyle adını seçmek istersen, mesela bookworm nokta bilmem ne bilmem ne diye seçeceğim. Ondan sonraki kelimelerin her biri, tamam mı? İstediğin gibi herhangi bir encrypted bir şey olabilir ama ilk sesi mesela John Dagger olacak. Sonrası XYZB diye devam edecek dersen 0.45 BTC istiyor. MBTC istiyor. Eğer dersen ki mesela daha uzun olsun, hani 9 letter olsun. John Dagger bilmem ne. Mesela John Dagger 1 olsun. O zaman 55 istiyor. Daha da akılda kalsın 10 letter dersen daha da pahalı böyle. Anonim olsun, bir yerde hostum olsun istiyorum ve tamamen anonim bir şekilde yapmak istiyorum dersen hosting firmaları var sevgili kardeşim. Gidiyorsun adamlara bir mail atıyorsun sadece. Diyorsun ki baba ben bunu diyorsun bu kadarlık parayı, bu da işte 0.32 BTC ne kadar ediyor? 212 liraymış abi, öyle söyleyeyim. Deniz kronundan gidiyoruz, 212 liraymış, tamam mı? Ha, adam 212 liraya, tamam mı? Sana bir tane domain veriyor. Random. İstediğin şeyler oluyor. Bir tane 250 MB'da, 256 MB'da store içeriyor. Aylık olarak paranı alıyor, tamam mı? Ben bu fiyatı, bunu istiyorum. Şu adreste bilmem ne, bana bir tane aç. Tamam mı? Küt diye açıyor. Mail atıyorsun. Adam açıyor. Hikaye bu. Kendinize bir tane hosting firması buluyorsunuz. Ya geliyorsunuz arama şeyine. Buraya gelin abi. Hosting yazın, karşınıza çıkıyor zaten. Gelince burada bak bir sürü hosting siteleri var, tamam mı? Nasıl yapacağını anlatılıyor. Kendin yapmak istersen nasıl yapacağın vesaire. Hepsi burada mevcut abi. Gelin buradan bakın. İşin özü gözü bu. Hikaye bu dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca da Twitch.tv/Lunis'deki yayınlarımıza salı, perşembe, pazar günleri saat 8 sularında gelmeyi unutmayın. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya Instagram'dan /candayar adresinden ulaşabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Bir daha görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.